Çok fazla vakit kaybetmeden hemen dersimize geçelim istiyorum. İlk önce ritim kısmını anlatacağım, intro kısmını daha doğrusu. Ardından bu introda kullanılan akorlara eşlik eden lead yürüyüşünden bahsedeceğim sizlere. Ritmi şu şekilde çalıyoruz. Şimdi ritim kısmında kullandığımız aslında birkaç tane akor var. Parçanın girişine direkt ritim atarak girmiyorsunuz. İlk önce fa diyez minör ardından do diyez minör akorunu tınlatarak başlıyorsunuz. Fa diyez minör ikinci perdeden mi teli, do diyez minör dördüncü perdeden bare ile başlıyor. Ardından ritim var. Ritme geçerken kullandığım akor sıralaması la majör, fa diyez minör, sol diyez majör. Ritmim şu. Ta 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 ta. Ankara Karaman gibi aslında şöyle duyuluyor. Bunu 3 akorda birden çalacağım. İlk önce la majörden başlıyorum. Fa diyez minör. Sol diyez majör. Ardından do diyez minöre geçiyorum. Ritim atarak devam ediyorum. Do diyez. La. Fa diyez. Sol diyez. Bundan sonra arpej kısmı gelecek. Ancak bir kere buraya kadar toplayarak yavaşça ilerleyelim. Fa diyez ve do diyez minörü ilk önce tınlatarak tek tek arpej yaparak başlayacağım. Tekrar do diyez. La majör. Fa diyez minör, sol diyez majör. Yaptıktan sonra do diyez minör akorunu basıyorum. Yukarıdan aşağıya tek tek telleri tınlatarak inip si'ye çıkacağım. Son notam 12. perdede natural harmonik. Si teli 12. perde. Birleştirirsek. Son kez. Yaptıktan sonra do diyez power chord basıyorum. Do diyez ve tam beşlisini vurduktan sonra en alt mi telini tınlatacağım. Ardından tekrar en alt mi boş, ardından si 4 sol 6. Yavaşça birleştirirsek şöyle duyuluyor. Son kez yapalım, buraya geçelim. Şimdi geldik bunun arkasında eşlik eden yürüyüşe. Oradaki soloyu da bir kez size çalmak istiyorum. Ardından nasıl çalındığını detaylı bir şekilde göstereceğim. Soloya da şöyle başlıyoruz. Solo yaptığımız yürüyüş de bu. Burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Si 10 ve mi bir noktada birlikte basılıyor. Burayı dikkat dinlerseniz parçada zaten çok belirgin bir şekilde tınlıyor. Ne demek istediğimi tam olarak yerini anlayacaksınız. Şöyle başlıyoruz. Si teli 10, 9, 7, 9. Ardından. Şimdi 9, 7 çift tel. Yavaşça birleştirelim. Ardından sonra 9-10 slide 12, 10-12 slide 14, 12-10-9. İlk kalıp bitti. Aslında buraya kadar yaptıklarımızı iki kez arka arkaya çalacağız. Yavaşça birleştiriyorum. İkinci kalıbın sadece sonuna iki nota fazladan ekleyeceğiz. Şöyle başlıyoruz.
ikinci kalıp. Onu bastıktan sonra şöyle yapıyoruz. 14'ten geri alalım. Ta ta ta. Ardından bir cesaret gelsem yanına sözleriyle beraber bir akor yürüyüşümüz, arpejimiz olacak. Burada yapacağımız, kullanacağımız sıralamayı size bir kere göstereyim. Ardından çok basit zaten nasıl çalındığını çok kısa bir şekilde anlatacağım sizlere. Buradaki parta da şöyle başlıyoruz. Sözlerin girdiği kısım burası. Aslında arpejimiz 1-2-3-4, 1-2-3-4 olarak gidiyor. Do diyez minörü basıyorsunuz. İlk önce 4 sayıyorsunuz. Yukarıdan aşağıya 4 tane tel arpejiyoruz. 1-2-3-4. Ardından en alt telden itibaren yukarı. 1-2-3-4. Ardından La majör. 4 sayıyorum. 1-2-3-4. En son sol telinde kaldım. Ardından Mi telinden yukarı 4 yapıyorum. 1-2-3-4. Aynısı Fa diyez minör. Sonra sol diyez majör. Bu sıralama iki kez çalınıyor. Ardından overdrive kanalına geçeceğiz. Biz seninle olamadık sözlerinin olduğu kısım. Buradaki ritim kalıbı yürüyüş de oldukça keyifli. Burayı da şöyle çalıyoruz. Bir kere göstereceğim. Ardından üzerine konuşuruz. Partımız şöyle. En son pinç harmonik vurarak bitirmeniz gerekiyor. Ancak ben şu an çok güçlü bir drive kanalında değilim. O yüzden pinç harmonikler çok kuvvetli çıkmıyor. Burada ne kadar uzaması gerektiğinden de bahsedeceğim buranın. Şimdi şöyle başlıyoruz. İlk önce buradaki nakarata girerken La power chord'dan giriyoruz. 8 tane susturarak. Tempoyu değiştirebilirsiniz. Normalde 1-2-3-4, 1-2-3-4 gibi. Ancak ben sonunu şöyle yapıyorum. Sonunu ta 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 olarak bitiriyorum. Ardından si'ye geçiyorum. Aynısı. Sonra do diyez power chord'a geçiyorum. Burada vur, sustur, vur. Ta 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 uzatıyorum. Ardından aynısı. Tekrardan la'ya döndüm. Fa diyez'e gidiyorum. Ardından sol diyez'e geliyorum. Sol diyez'de tam 16 tane 1-2-3-4, 1-2-3-4 sayacak şekilde ilerleyeceğiz. Ancak şöyle sol diyez'deyken ilk 8'i 1-2-3-4 yaparak çalıyoruz. 1-2-3-4. Geri kalan 1-2-3-4, 1-2-3-4 kısmı aslında pinç harmoniğin ötmesiyle alakalı. 2-3-4, 1-2-3-4 olarak devam ediyor. Şimdi buradaki partı çalarken arkadan bize eşlik eden bir lead yürüyüşümüz var. Dikkat dinlerseniz duyulacaktır. Burada lead'i yapabilmek için, daha doğrusu tam olarak lead'i yaptığımız sırada sol diyez power chord akoruna geçiyoruz. Sol diyez power chord akoruna geçtiğimizde arkadan şunu çalıyoruz. Sol 1, si 4, 2, 1. Bire bastıktan sonra ta 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 iki tane daha ekliyorum. Burası birazcık seri. Yaptıktan sonra 1-2-1 üst tel 4-3 yarım seslik bend ya da 3 slide 4.
da olabilir. Tarzında da buradaki kısmı çalabilirsiniz. Ardından son defa dokunmana sözleriyle beraber iki tur arka arkaya aynı power chord yürüyüşünü çaldığımız bir nokta var. Burada kullanılan akor yürüyüşünü yine göstereceğim. Arkadan buna eşlik eden bir minik lead yürüyüşümüz var yine, onu da anlatacağım. Bu partta da şöyle başlıyoruz. Sıralamam şu: do diyez, ardından la, fa diyez, sol diyez. Tamamen buradaki sırayı iki kez çalacağım. Her biri 8 kez. Ondan sonra zaten clean gitarın ritim atarak ilerlediği part başlayacak. Burada arkadaki yürüyüş şu arkadaşlar. Do diyez çalarken aslında sol diyeze gelene kadar aynısını yapacağım. Do diyez çalıyorum ya, do diyeze başladım. Bir gitar şunu yapıyor. 3 kere vurduktan sonra diğer gitar şuna geçiyor. 2 gitarı tek bir gitar gibi çalarsak şöyle de oluyor. Burada yaptığım yürüyüş si teli es 7, S, 5, S, 4 olacak şekilde. Şimdi dedim ya, sol diyeze kadar aynısını kullanacağız. Tek gitar olarak çalarsak şöyle duyuluyor. Sol diyeze geldiğinizde de şunu yapıyorsunuz. Pardon. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sol teli 6 ve 5 arasında 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 çalıyoruz, ancak şöyle 1, 2, 3, 4, ilk dörtlü kalıbın 3'ü 6, bir tanesi 5, 1, 2, 3, 4, ikinci dörtlü kalıp 1, 2, 3, 4 olacak şekilde. Pardon. Burayı tek gitar olarak çalmak isterseniz sol diyezde bu yürüyüş yapma imkanınız yok, çünkü sol diyezin basıldığı anda şu yürüyüş başlıyor. Diğerlerinde ritim gitar yaptıktan sonra üzerine, yani ritim gitar 3 vuruş yaptıktan sonra üzerine lead yürüyüşümüz var. Burayı tek gitar çalmak isterseniz sole geldiğinizde, daha doğrusu sol diyez power chord'u bastığınızda, isterseniz power chord'da kalabilirsiniz. Tek gitar çalıyorsanız isterseniz aşağıdaki lead kısmını kullanabilirsiniz. Tek gitar çalıp lead'e bağlarsak şöyle duyuluyor. Burada direkt ritim atacağım. Şimdi burayı da anlattığıma göre bir sonraki parta geçebiliriz. Clean gitarda atacağımız ritim ve yürüyüş şu arkadaşlar. Şimdi burada kullandığım akor yürüyüşü sıralamadan ilk önce bahsedeyim, ardından ritmine bakarız. Do diye, pardon. La majör'den başlıyoruz. La majör, si majör, iki ölçü do diyez, ardından la majör, fa diyez minör, iki ölçü, burada sol diyez majör kullanacağım. Ritmim şu. İlk önce la majör'den örnekleyelim. Şimdi burayı yapabilmek için parçayı dikkat dinleyebilirsiniz ya da tartımları yukarıda göstereceğim. Vuruşlar aslında şu: Van, Ankara, Karaman, Ankara. Van, Ankara, Karaman, Ankara. Sağ elden ilk önce bunu oturtmanız lazım. Ta 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 ta, ta ta ta, ta 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 ta. Şimdi buradaki tartımı oturttuktan sonra parmakları arada klavyeye basıp kaldırıyoruz. Bu kaldırdığımız noktalarda dead notlar zaten ortaya çıkıyor. Yavaşça çalarsak. Burası Van Ankara mesela. Van Ankara. K'da dead not mevcut. Van Ankara. Yaptıktan sonra Karaman. Karanın ilk ikisi. Susturma. Karaman. Ardından tekrardan Ankara.
Bu sefer A'nın ilk vuruşunda ses var, son iki hecesinde dead note vuruyorum. Yavaşça çalarsam hecelerle beraber. Van, Ankara, Karaman, Ankara. Son kez yapalım, geçeceğim. Van, Ankara, Karaman, Ankara. Aynısını si majörde yapıyoruz. Ardından do diyez minör. İki ölçü. Tekrar la majöre çıktım. İkinci turdayım. Fa diyez minöre geçtim. Ardından sol diyez majör iki kere. Burada en son sol diyez majör akoruna gelip ritme attığımızda arkadan lead gitarın şöyle bir yürüyüşü var arkadaşlar. Parçamızın tonu do diyez minör. Parçanın başlangıcında burada do diyez minör pentatonik kullanırken ardından minör gamla iç içe geçirerek bir şeyler yapacağız. Yani pentatoniği elde etmek için çıkardığımız sesleri kullanacağız tekrardan. Yaptığımız şey şu. Sol teli 11. perdede full bend var. Full'e kalktıktan sonra serçeyle 1-6 12'ye basıp tınlatıyorum. Yaptık ya, tekrar full bend'e çıkıyorum yani. Yaptıktan sonra 11-9 pull off. Sonrasında ise C teli 9-9. Bunu yaptığımız gibi parçanın ikinci lead yürüyüşü başlıyor. Orada da çalmamız gereken figür şu arkadaşlar. Yine bir kere göstereceğim. Ardından detaylı anlatırım. Oldukça zaten keyifli ve kolay. Burada attığımız solo bunun gibi arkadaşlar. Son pozisyonu isterseniz bend de alabilirsiniz. Orayı göstereceğim. Ben burada slide ile geçtim. Şöyle başlıyoruz. C telinden tatlı bir yürüyüşümüz var. 7, 5, 4, 5. Ardından 5'ten 7'ye geçişler slide. Buna dikkat edin. Tekrar. Ardından burada ne yaptık? 5-7 slide 9. Ardından 7-9 yarım seslik bir bend. Pardon. Kaldırdım, geri saldım. 7 üst tel 9. İlk kalıbı bitirirsek. Ardından C teli 12 full bend. Full yaptıktan sonra serçe parmağımla en alt 12'yi tınlatacağım. Hala fulldeyim. Yukarıdaki sesi bırakmıyorum. Yukarıda bir kez daha tınlatıyorum. Ardından 12-9 pull off. Ardından 12 staccato. Sonra bir tane daha full bend. Şöyle duyuluyor yani birleştirince. Son kez. Full bend'e çıktığınızda vibrato eklemeyi deneyin. Ardından 12-9 pull off, mi teli 9. 13'ten 14'e slide. Seri bir slide. 13'ü çok duyurmayacağım. Ardından 11-12-14 slide. Ben son pozisyonu 12-14-16 olarak aldım. Ancak isterseniz burayı vibrato ile ve bend ile bitirebilirsiniz. Yavaşça birleştirirsek burayı tekrardan.
Burada solo bittiği gibi gitarda staccato bir şekilde şunu çalmamız lazım. Biz seninle olamadık, olduramadık sözlerini aslında burada gitar melodi yürüyüşünün içine yediriyoruz. Şöyle duyuluyor. Biz seninle yürüyüşümüz bu. Yaptığım şey en üst 5'li ay 4 kez staccato çalıyorum. Sonra 7 aynısı. Bir alt tel 4. Ardından birazcık susturma için 4, 6, 7, 4 ekliyorum. Sonra clean gitar ritmine geçiyorum. Clean gitar ritminde akor sıralamam La majör'den başlıyor. Ardından Fa diyez minör. Sonrasında ise La majör'e geliyorum. Burayı çaldıktan sonra eklemem gereken şey tekrardan solo arkasında kullandığım ritim. Yani ne yapıyorduk burada? Do diyez 8 tane. La. Fa diyez. Sol diyez. Tekrar. Parça bu şekilde bitiyor zaten. Benim bu ders hakkında sizlere aktarabileceklerim, anlatabileceklerim bu kadar. Aklınıza takılan, merak ettiğiniz şeyleri yorumlar kısmına iletmeyi unutmayın. En kısa sürede sizlerle iletişime geçiyorum. Bunu zaten biliyorsunuz. Eğer bu ders sizler için faydalı olduysa lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bu bizim çalışma motivasyonumuzu gerçekten arttırıyor. Bir sonraki derste görüşürüz. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.